Evet. Değerli arkadaşlar, öncelikle güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Acı afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şu ana kadar gelen sayı 26. 886 da yaralı var. 100'ün üzerinde vatandaşımız bu enkazlardan canlı olarak kurtarılmış. 19 yoğun bakımda ağır tedavi gören hastamız var. Taburcu olanlar var içlerinde. Şu anda 9 enkazda çalışmalar devam ediyor. Biz Rıza Bey Apartmanı'na da gittik. Orada da arkadaşlarımız bir koordineli bir şekilde farklı kamu kurumlarından, yerel yönetimlerden, AKUT'tan, Kızılay'dan ve AFAD'ın koordinasyonundan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah enkaz altında olduğu tahmin edilen, düşünülen vatandaşlarımız da sağ olarak çıkartmayı başarabiliriz. Bu dikkat ve titizlikle bunu yürütüyorlar. Tabii olayın meydana geldiği ilk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız, ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurumlarımız, kuruluşlarımız teyakkuza geçtiler ve hızlıca buraya ulaştılar. Ve çalışmalar şu anda tamamen koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Tabii sabırla bekleyeceğiz en kısa zamanda. Bence milletimizin dualarıyla beraber herkesin gönlü duası burada. Üzücü sonuçlar ortadan kaldıracak bir tabloyla karşılaşacağız. Mala gelen zararlar zaten telafi edilir. Bunda kimsenin bir endişesi olmasın. Ama canlarımızı bu enkazın altından kurtarmak mecburiyetindeyiz. Tabii Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu fay hatları, Türkiye'deki fay hatları ile ilgili zaman zaman konuşuluyor, tartışılıyor ama bu tür acı olaylar yaşandıktan sonra bunu çok daha iyi idrak ediyoruz, anlıyoruz. Allah beterinden saklasın, korusun. Bu da bir tabii bir sonuç, bugün değil, yarın değil, öbür gün ama saati, günü belli değil ama mutlaka karşılaşacağımız bir tablo. Dolayısıyla bu gerçekliği bilerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Yani bunu hem bu işlerle alakalı devletin yetkililerinden, yerel yönetimlerden, bu tür binalarda, mekanlarda bulunan, bunları tercih eden alan vatandaşlardan, mimarından, mühendisinden, herkese kadar bu işin farkında olmalıyız. Böyle bir afetle karşılaşma durumu var hepimizin, Türkiye'nin. Dolayısıyla hiç vakit geçirmeden bu ortaya çıkan olayın da vermiş olduğu bir bilinçle hareket geçmek mecburiyetinde Türkiye. Bunu da takip ediyoruz, dua ediyoruz. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak İzmir'deki vatandaşlarımızın acısını paylaştığımızı hem kendim hem arkadaşlarım adına, milletvekillerimiz adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yanınızda olduğunu göstermemiz için buraya geldik. Yapabileceğimiz bir şey varsa onu her zaman burada hazır olduğumuzu da ifade ettik, ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum İzmir'e. İnşallah enkaz altından bütün vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde kurtarırız. Efendim, enkaz altında kaç kişi var? Son bir bilgi alabilir misiniz? Bunu tahmin edebilmek, söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü gündüz vakti olduğu için yani sadece nüfusa kayıtlı olanlar üzerinden bir sayı vermek yanlış olur. Kimin nerede olduğunu, evde olup olmadığını falan bilebilmek bakımından. Herhalde bu tahmin ediyorum. Sabaha kadar, yarına kadar netleşir tam sayılar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Sizlere de.